in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün bir değişim ile beraberiz. Kendisine belli başlı bazı ameliyatlar yapıldı. Bir süreç geçirdi. Bu süreci kendisinden duymak istiyoruz. Şimdi birkaç sorum var. Onları sormak istiyorum. Böyle bir söyleşi tarzı yapmak istiyorum. Tabii biraz ki. Kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Kaç kiloydunuz? Kaç doğum yaptınız? Boyunuz nedir? Tabii ki. Aslen Denizliliyim ama uzun yıllardır Avusturya'da yaşıyorum. Yaşım 53. Kilom 73'tü. Şu anda bayağı bir gittiğine inanıyorum. Çünkü küçücük kaldım. Ve boyum da 1.59. Neden olmaya karar verdim? Yani kimle başlayayım? Ve aynaya her baktığımda o yüzümün çökmüş olması, yanaklarımın bayağı bir düşmüş olması, buralarımın ve alnımın, yüzümün ve bu kaz ayakları dediğimiz yerlerin kırışık olması beni her ve boynumun altında da şöyle bir torba gibi bir boyun altındaki şey olması, deri olması. Bugün bir yorum yaptınız bana. Evet, aynı. Kuşlar değil mi? Biraz böyle komik olsun diye. Hani kuşlar yem yerde burada biriktirir ya. Gıdısı böyle olur. Evet. Aynı öyleydi. Her aynaya baktığımda gerçekten çok üzülüyordum. Ve ben yıllardır da olmak istiyorum. Şimdiye kadar kendim için hiçbir şey yapmadım. Hep araştırdım, sordum. İmkanlarım yetmediği zamanlar oldu. O yüzden ben de dedim ki ben bu ameliyatı olacağım. Ama nasıl yaparım, nasıl ederim düşündüm. Ve çok araştırdım. Bir bunu karar vermem bayağı uzun yıllarımı aldı. Öylelikle yaptırmaya karar verdim. Bu sadece yüzümle alakalı ama bedenimle alakalı yaptığım doğumlardan dolayı deforme olmuş olan bir vücutum vardı. Karnını sarkmıştı. Karnım sarktı. Göğüslerle ilgili bir sarkıklık. Aynen öyle. Bir hacim olarak küçülme vardı. Evet, de popo yoktu zaten. Şimdi karın olup da arkada da popo olmayınca çok kötü bir görsel oluyordu. Giydiğim yakışmıyor ve almak istediğim, giymek istediğim şeyleri böyle severek alıp da giyemiyordum. Onun için aynaya her baktığımda üzgün olduğum için dedim ki ben bu ameliyatları olmak istiyorum. Öylelikle karar verdim ve size geldim. Ne kadar zamandır düşünüyordunuz bu operasyonları olmaya? Ben bu ameliyatları olmayı tam 10 yıldır düşünüyorum. Nasıl araştırdınız? Nasıl netleştirip Fatih Bey'e gelmeye karar verdiniz? Şimdi kesinlikle bunu size ben olduğu gibi anlatacağım. 10 yıldır ben araştırıyorum. Çok doktorları araştırdım. Tabii ki hepsi birbirinden değerlidir. Hiç kimseyi rencide edecek bir kelime kullanmıyorum ama benim Fatih Bey'de karar kıldığım olay, ben aşağı yukarı bütün videolarını izlemişimdir. Aşırı güven veriyor ve yaptığı ameliyatları açık olarak göstermesi videolarda ve sonrası, öncesi ve sonrası olan resimlerde beni çok etkiledi. Bunun yanı sıra kararımı verdiğimde bir süre maddi konuda sıkıntılarım olduğu için hemen yapamadım. Bir de benim bir huyum var. Yani bir şeyi yaptıracaksam hepsini bir anda yaptırmak isterim. Birine git gel yapamam. Avusturya'da yaşadığım için bir de mesleğim gereği. Ben bu arada tır şoförüyüm. Aslında ben de bundan bahsetmek istiyorum. Burada iki tane başarı var. Bir kadın başarısı. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi Tayra Hanım arkadaşlar çok şaşırtabilir sizi. Tır şoförü kendisi Avusturya'da. Evet. Evet, yani gerçekten tır şoförü. Evet. Bu kendi ayaklarının üzerinizde durup aynen o görüntüyü verebilmeniz gerçekten bir başarı. Kesinlikle öyle. Tabii Fatih Bey'in yaptığı, sizin için yaptığı, sizin istediğiniz operasyonlar, onun gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlar da onun başarısı. Kesinlikle öyle. İşte imkanlar el vermediğinden bayağı bir sürdü benim için. Çok çabaladım yani bu maddi konuda kendimi ayarlayabilmek için. Ondan sonra geldim ama maddi bir yana ben bazı şeyler de söylemek. Şimdi
ben bu araştırmaları yaparken benim birkaç arkadaşım da var. Bu görüştüğüm ve görüşmediklerim. Yani hani tanıdığım ve tanımadıklarım da. Ben bu operasyonlar olmak istediğimi söylediğimde bana dedikleri olay, ya sen neden oraya gidiyorsun? Fatih Bey diyor ki şey, politik yani, böyle her şey çok güzelmiş gibi, çok yapıp çok pahalı şöyle böyle diyen arkadaşlarımız var. Kimseyi rencide etmiyorum, yine söylüyorum. Yanlış bir kelimem olursa özür diliyorum ama durum öyle değil. Sağlığım benim her şeyden daha çok önemli. Maddiyat çalıştığım sürece vardır. Ama ben Fatih Bey'e çok güvendim, çok inandım ve doğru bir karar vermişim. Gelip görüp yaşadıktan sonra daha çok iyi anladım. Bu yüz ameliyatımı oldum. Yani 15 gün burada kaldım. Yani gerek doktorum olsun, gerekse personelleri olsun, her birinden Allah razı olsun, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki de gelmişim. Ailemin içerisindeyim yani. Ben İstanbul'u bilmiyorum, tanımıyorum. Bu benim ikinci gelişim. İlk bir görünmek için geldim, fiyat almak için geldim. Şimdi de ameliyatımı olmaya geldim. Benim bu ikinci gelişim. Benim burada benimle ilgilenebilecek olan kimsem yoktu. Bana sahip çıktılar. Çok mutluyum. O kadar güzel geçti ki. Gerekse bu yüz ameliyatımda, gerekse bedenimdeki. Ama inanın bana, hiçbir şekilde bir zorluk yok. Kesinlikle her şey çok güzel oldu. İlerleyen zamanda daha da güzel olacak. Tabii ki bir iyileşme sürecim var. Onun için ben çok mutluyum, çok doğru yerdeyim. Size şunu söyleyeyim. Yani her ne yaptırmak isterseniz yaptırın ama herhangi bir yere değil. Şimdi işte param yok, ben ucuza yaptırayım diye düşünebilirsiniz. Ve Avusturya'da şöyle bir olay oldu. En kısasından bir dudak dolgusu. Benim tanıdığım bir tane bir bayan vardı. 2 tane de çocuğu vardı. Bu bayan herhangi bir yere gitti, güzellik salonuna dolgu yaptırdı ve maalesef bu bayan vefat etti. 2 tane çocuğu kaldı. Onun için böyle tabiri caizse merdiven altı dedikleri olayı lütfen yapmayın. İmkanınız yetmiyorsa tek tek yaptırın ama lütfen emin elleri kendinizi teslim edin. Yani aslında burada bahsetmek istediğiniz, yapılacak işlemlerin, yapılacak operasyonların maliyetinden çok ameliyatı yapacak, bu işlemleri yapacak hekimin verdiği güven, başarısı sizin için daha önemli. Çok önemli. Benim için bu çok önemli. Çünkü maddiyat tamam, okey, önemli ama benim sağlığım daha önemli. Ya aslında herkes için ön planda olması gereken bu. Olması gerekir. Yani iyi araştırsınlar. Ben Fatih Dadelen'i tavsiye ediyorum. Kesinlikle emin eller. Bu işin injiniyörü. Yani Almancasını söyledim. Bu işin gerçekten profesyoneli. Yani geldi Fatih Bey, ben ilk defa o gün gördüm. Sonuçta Fatih Bey benim akrabam değil, yakınım değil. Hiçbir şeyim değil, ben onun hiçbir şey değilim. Artık doktorunuz. Artık şimdi doktorum ve ailem oldu yani. Buradaki kaldığım süreç içerisinde gördüğüm ilgi, alaka artık bir aile gibi yaptı beni. Zaten videolarımda da hep görüyorum ki ben bu şekilde. Yani aile gibiyim, evimde gibiyim denildiği olayı. Bu gerek doktorum olsun, gerekse personel olsun. Çünkü personeli de unutmak demiyorum. Herkesin bir emeği var üzerimde. Yani geldim, fiyat neyse konuşuldu. Yapılması gerekenler yapıldı. O yüzden bunları gerçekten ben istedim yani. Dedim lütfen şey çekelim, video çekelim. Çünkü bazı insanlara da gerçekten örnek olsun ki korkmadan gelsinler. Korkacak hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi hissetmiyorsunuz. Çok da güzel geçiyor. Gerçekten ben tebrik ediyorum yani Fatih Hocam'ı. Güzel oldu yani her şey istediğim gibi. Ve isterim ki herkes gelsin buraya. Ne yaptırmak istiyorlarsa, nereden mutsuzlarsa vücutundan, onu yaptırsınlar yani. Onun için ben onları size böyle açık açık söyledim ki bazı şeyleri hani söylediklerimi unutmuş olabilirim. Hatırlatın bana. Tabii ben yardımcı olurum. Neden yaptırmak istedim? Yani şimdi geldiğinde ben de herkes gibi çok böyle endişeli. Endişe insan duyuyor. Neden? Çünkü ameliyat olacaksın. Tamam, ben Fatih Bey'i çok güvenerek geldim ama yalnız başıma geldim. O da var. Şimdi burada kimsenin olmaması, İstanbul'u tanımıyorum. Ne yaparım ne ederim şeyi, heyecanı vardı. Hani öyle bir huyum var ki acıyı ben, hani acı çekmedim ama tabir olarak söylüyorum. Acı çekeceksen bir defa çekeyim diye. Bir seferde yaptırmak istedim. Tek git gel, ben çok sabırsız bir insanım. O yüzden hepsini bir kere de yaptırmak istedim. Ben bu heyecanla korku arasında aslında dedim ki şimdi hani
nasıl bir şey olacağını bilmiyorsun ama insanlar kendi kendini korkutur ya. Ben de kendi kendimi böyle bir korkuttum. Nasıl olacak acaba? Yüzüm böyle preslenmiş gibi mi olacak? Nefes alacak mıyım, almayacak mıyım? Şeyli yola çıkana önce aslında bana demişti Hatice Hoca, yüz yapalım diye. Son güne kadar evet tamam yapalım dedim. Ama daha sonra aşağı indik, yani inmeden mi önceydi? Hatice Hocamla görüştük. Bana dedi ki önce dedi yüzünüzü yapalım. Ben dedim ki hayır, önce vücutumu yapalım sonra yüzümü yapalım. Beni o kadar güzel ikna etti ki iyi ki de hocamı dinlemişim. Çünkü gerçekten en doğru şekilde yönlendiriyor Fatih Hocam. Onun için çok mutluyum. Onun ellerine sağlık. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum ona. Kendi evimde gibiyim. Yani aynı kendi evimde. Hiç yabancılık çekmeden böyle gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. İlgi, alaka, tertemiz. Zaten aradığımız da budur. 7/24 yani hemşireler olsun, kat görevlileri olsun. Zile dokunduğun anda hemen anında başında oluyorlar zaten. Hiçbir şekilde yani böyle rotaskınlığı ya da hani böyle sıkılmışlık gibi. Ben hani nasıl tabir edilir bilmiyorum. Daha fazlası bu Türkçe olarak onu. Bence çok güzel. Kendi evimde gibiyim, ailemin içerisinde gibiyim. Çok güzel geçti. Ben onlara da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çünkü benim burada kimsem yoktu. Gerçekten gelip Fatih daha denilen ameliyat olmasını isterim. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Güven çok önemli. Maddiyat tamam. Maddiyat şimdi insanların kafasında şu var. Yani bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ya ucuz olsun ama en güzeli olsun. Peki var mı böyle bir dünya? Yok. Güzeli istiyorsan olması gerektiği gibi her şeyin bir karşılığı var. Yani bunu ben şimdi her şeyin bir bedeli var yani. Hani bunu az ödeyeyim de azıcık yaptırayım olayı yok. Ne yapabilirsin burada? Çalışarak yani teker teker fiyatını alırsın. Ne yapılacaksa göğüs olsun, karın olsun, popo olsun, ne bileyim liposuction olsun, yüz germe olsun. Tek tek de yaptırabilirler. İmkanı olmayanlar. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Fatih Bey sadece para almak için şuranızda yapalım, buranızda yapalım diyen bir insan değil. Olması gereken. Hatta hasta şunu bunu istiyorum dediğinde olması gerektiğini söylüyor, olmaması gerektiğini de. Yapılmaması gerekiyorsa onu da gerçekten açık açık söylüyor. Ve sadece para kazanmak için yapmıyor. Hakkını veriyor. Emeğinin hakkını gerçekten veriyor. Onun için farklı düşüncelere girmesin insanlar. Güvensinler. Aynı arkadaşım da dediği gibi çıkıp çıkıp gelsinler. Ne söyleyebilirim burada? Yani gerçekten İyi ki de Fatih Dağdelen'i seçmişim. İyi ki de buradayım. Çok güzel ve doğru bir karar vermişim. Bunu söyleyebilirim. Uzun zamandır beraberiz. Yani tüm personelleri olmak üzere, hocam başta olmak üzere. Hepsinden çok memnunum. Şu anda burada kendi artık ailem var diyorum ben. Ve herkese de diyorum ki çıkın çıkın gelin. Bir de sloganımız vardı. Bir kere yaptı, tam yaptı.